aday açıklayacak mı diye konuşuldu. Aday açıklandıktan sonra o aday geri çekilecek mi diye tartışıldı, konuşuldu. Ve nihayetinde bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çok manalı bir açıklama yaptı. Adayımızı geri çekmemizi mi istiyorsunuz? Tamam, oldu, çekelim. Ancak şu şartlarla çekeriz. Bir, emeklilerin maaşları derhal 20 bin lira olarak güncellenecek. İki, Kürecik kapatılacak. Üç, İsrail'le ticaret derhal sonlandırılacak ve bu açıklanacak. Bunların 3 gün içinde olmasını beklemediğimize göre verdiği bu mesajlar AK Parti'den koparak Yeniden Refah Partisi'ne kayan seçmende nasıl bir etki yaratır veya kararsızlarda? Fatih Erbakan aylardır, ama aylardır neredeyse sadece ve sadece Filistin'e, Gazze'de yaşanan soykırım üzerinden AK Parti'yi uyarıyor. Çünkü Necmettin Erbakan vefat etmeden, Fatih Erbakan'ın babası vefat etmeden önce dedi ki bunlar Siyonist İsrail'in şeyi. Bunlara vereceğiniz oylar İsrail'e vereceğiniz oylardır dedi. Çok uyarmıştı. Fatih Erbakan da babasının vasiyeti niteliğinde buna karşı adayı mı çekmek istiyorsunuz? Seve seve, yeter ki Gazze'deki katliam dursun, ben adaylarımı çekerim ama sen şu ticareti durdur. Size söyleyeyim. Erdoğan o ticareti durdurabilir mi? Asla durduramaz. Durdurmaz ve durduramaz. Ahmet Davutoğlu'nun da geçen akşam söylediği gibi Amerika'da Netanyahu ile Erdoğan görüşmesinde tutanaklar bir açıklansın. Ne oldu orada? Biz İsrail'e dikenli telinden tut, çeliğinden tut, her türlü silahından, şuyundan, buyundan birçok Avrupa ülkesi dahi silah yapımında kullanılabilecek ürün ihracatını durdurdu, Türkiye durduramaz. Bu niye Yeniden Refah üzerine bu konuyu biraz deşiyorum? Çünkü Yeniden Refah'ın ana argümanı ve oy oranındaki en ciddi etki AK Parti seçmeni, muhafazakar, mütedeyyin, dindar diyelim. Şimdi bu dindar seçmen sandığa gidince oy atarken attığı oyun aynı zamanda Gazze'de çocukların ölmesine vesile oluyor mu? Bu yükümlülükle oy atacaklar. O Gazze'de ölen çocuklar, öldürülen çocukların günahı, vebali AK Parti'ye atılan oylarla eş değer mi olacak? Bugün Ömer Bolat dün akşam, pardon, bir açıklama yaptı bizi kastederek. Bunlar fake hesap, şunlar bunlar. Mossad, bunlar bir de İsrail ajanı. Evet. İsrail istihbaratının desteklediği şeyler. TÜİK verileri galiba İsrail destekliyor. TÜİK galiba Mossad bir kuruluşu herhalde. TÜİK'ten aldığınız verilerle yaptım. TÜİK'ten aldığınız verilerle. Bunu söyleyin ki hani anlaşılsın net bir şekilde. Evet. Yani TÜİK'e inanmayacağız da neye inanacağız? TÜİK, TÜİK verilerini. Yani. TÜİK verilerini. Önce fotomontaj falan dediler. O sonra yani o Yeni Şafak gazetesindeki bir arkadaş bu fotomontajdır diye iddiada bulundu. 2 saat sonra girmiş, bakmış. Herkesten de özür dileyerek, bela da okuyarak fotomontaj değilmiş, buna vesile olanlar. Kimse, hepsine de o ara, o 2 saat herkes bunu fotomontaj diye. Osman Nuri Kabaktepe de Karar TV'de dün bunu söyledi. Fotomontaj dedi. Sonra ortaya çıkınca TÜİK verisi kardeşim burada ya. TÜİK kendi sitelerine girmiyor. TÜİK dediğinizde Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri. İdi. Şimdi Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi bu açıdan AK Parti seçmeninin, mütedeyyin seçmeninin, işte bugün neydi şeyi açıkladı, menzilciler açıkladılar değil mi? Bu da bu arada menzilcilerde, şeycilerde, İsmail Ağacılar'da taht kavgası başladı bu arada. Onlar da acayip bir hal aldı ama. Şimdi destek açıklıyorlar Cumhur İttifakı'na ama bu destek aynı zamanda İsrail'e destek, Siyonist İsrail'e destek anlamına geliyor. Ne yapacaklar? Acayip kafalar karışık. Burada Yeniden Refah Partisi çok önemli bir aktör olarak çıktı ve Erdoğan'ın sözü başka, eylemi başka, fiiliyatını bozdu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan başka söz kullanır, başka eylem yapar. Birbirinin tam zıttıdır. Yani ne söylüyorsa tam tersini yapar veya ne yapıyorsa tam tersini söyler. Bu dengeyi Fatih Erbakan bozdu. Yeniden Refah bozdu. Bu dengeyi bozunca iş geldi bizim üzerimizden, işte İsrail ajanlığına kadar, bilmem neye kadar geldi. Onun için Fatih Erbakan'ın son çıkışı aslında AK Parti'nin ve Erdoğan'ın Siyonist İsrail karşısında son perdesini de indiren bir çıkış. Hadi. Zorlayan da bir çıkış değil mi? Tabii. Hadi. Şu perdeyi kaldırıyor. Aynı şey gibi. Yani
O iki şeyi kaldırıyor. İki farklı görüntüyü kaldırıyor şimdi. Perdenin önünde biz eleştiriyoruz ediyoruz ama arkadan bir her türlü silahı yolluyoruz, ticareti yapıyoruz İsrail'le. Fatih Erbakan bugün dedi ki ben orada tek şartı önemsiyorum. İsrail'le ticareti kes, adaylarımı çekeyim. Kesebilir mi? Kesemez. 3 gün sonra sandığa gidecek AK Parti seçmeni vereceği oyla Gazze'de katledilen Filistinlilerin o soykırımın yükümlülüğüyle gidecekler şimdi. Fatih Erbakan seçmeni, AK Parti seçmenini bu şeyle baş başa bıraktı. Çok önemli bir yerde bir virgül koyalım. Çok affedersin, tamam. Sadece bir cümle bir şey söyleyeceğim. Yani İsrail'le ticaretten bahsetti. Emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını söyledi. Diğeri de önemli. Yani kürecik radar üssünün kapatılması. O İsrail İsrail'le alakalı. Çünkü İsrail'i İran'dan korumak için, İran herhangi bir saldırısına karşı korumak için inşa edilmiş bir yer burası. Tabii, yani bunu ayrıca bunu da söyleyelim. O İsrail odaklı olduğu için öbürü, yani emekli maaşı başka. Şimdi ama mesela Sayın Kurum demişti ki biz kazandığımızda Gazze'deki mazlumlar sevinecek demişti. Ama özellikle Gazze, özellikle Filistin hususundaki Yeniden Refah Partisi'nin daha agresif söylemleri ve iktidarın yürüttüğü politikanın tırnak içinde ikiyüzlü bir politika olduğunu ifade ediyor olması, AK Parti'den kayan veya kaymaya teşne seçmen de şu son dakika açıklamasıyla nasıl bir hal aldı? Bir kere şöyle İbrahim Bey, o konuda katılıyorum. Yani bunu görünür hale getirdi. Yani Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanının bu konuyu özellikle seçimden 3 gün önce bu netlikte ortaya koymuş olması, AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki ikircikli duruşunu görünür hale getirdi. Ve hem AK Parti seçmeni, bütün muhafazakar seçmende daha dikkatli bir hale getirdi bunu.